direction indicator veya heading göstergesi olarak da bildiğimiz bir göstergemiz. Uçaklar içerisinde kullandığımız jiroskopik yön göstergesi. Üç düzlemde serbestliğe sahip olan ve bir azimut ölçeğini kararlı tutmak için jiroskopun rigidlik özelliğini kullanan yatay eksene bağlı bir jiroskop türüdür. Doğrudan okumalı manyetik pusula ile manuel olarak hizalanır ve uçakta bir istikamete doğru bir şekilde bakılması ve dönülmesi için kararlı bir yön referans sağlar. Direction indicator manyetik bir cihaz değildir. Dönme veya hızlanma hatalarına düşüşe veya manyetik bozulmalara tabi değildir. Uçak baş yönünü kararlı bir şekilde göstermesini sağlar ve ayarlanan rotadan herhangi bir sapmayı anında göstermiş olur. Direction indicator aynı zamanda kuzey bilgisini alamaz. Bu nedenle normalde doğrudan okuma için manyetik pusula gibi dış kaynaktan yön verisinin sağlanması gerekir. Jiroskopları anlatırken iki temel prensipten bahsetmiştik hatırlarsak. Bu temel prensiplerimiz bizim neydi? Bir tanesi rigidlikti. Jiroskopumuz yüksek devirlerde döndürüldüğünde pozisyonu korumaya çalışıyordu. Hangi pozisyonu? E, kullanıcı veya kişi onu hangi pozisyonda bıraktıysa o pozisyonunu korumaya çalışıyordu. Şöyle dünyayı referans olarak alırsak örneğin şu şekilde. Eğer siz cayronuzu şu şekilde bırakırsanız şöyle. O zaman cayronuz bu pozisyonunu korumaya çalışıyordu. Eğer yatay olarak bırakırsanız şu şekilde. Şöyle cayronuz yatay pozisyonunu korumaya çalışıyordu. Yani biz ilk olarak hangi pozisyonu bıraktıysak o pozisyonu korumaya çalışır. Buna rigidlik olarak ifade etmiştik. Gyroskop'un e, kullandığımız en büyük özelliği de aslında bizim rigidlik özelliği. Daha önce presesyondan da bahsetmiş olduk ama biz burada presesyon durumunu çok fazla kullanmıyoruz. Biraz belki rate gyro'da sappaları göstermek için kullanıyoruz. Ama bizim için olan, bizim için önemli olan rigidlik özelliği. Rigidlik özelliğini tekrar edersek bir gyroskopu bir cihaz, e, bu cihazları yüksek devirlerde döndürdüğünüzde 10 bin, 24 bin, arasında olabilir. Pozisyonunu korumaya çalışır. Siz bir şekilde dünya üzerinde uçağınızda hareket ettiğinizde belli bir manyetik yönde hareket etmek isterseniz eğer bizim e, yön göstergesini, Direction Indicator göstergemizi ve içerisinde bir gyroskop vardır. Gyroskopunuzu belli bir pozisyonda tutmaya çalışırsınız bu şekilde belli bir pozisyonda caironu tutmaya çalışırsın. Bu yöne yerleştirirseniz cairoskopunuzu bu şekilde o zaman siz eğer e, bunun bir de dış çerçeveleri vardı hatırlarsak eğer siz düz gidersiniz hiçbir etkiye kalmadan bu şekilde hiç sapma olmadığını gösterge üzerinde görürsünüz bu cairoskop istikametinde. Ama eğer siz herhangi bir yönsel değişiklik e, durumuna tabi olursanız o zaman sizin göstergeniz referans noktasıyla jiroskopunuz arasında açısal bir fark oluşur. Bir fark meydana gelir. Tabii bu tip sürüklenme olayları dünyanın farklı yerinde farklı şekilde görülebiliyordu. Çünkü neden? Biz bizim jiroskoplarımız sabit bir pozisyonu ya da tutumunu devam ettirmeye çalışsa da yeryüzünden bakan kişi ki biz referans olarak yeryüzünü kullandığımıza göre, yeryüzünde hareket ettiğimize göre o zaman bizim bu hareketimize bağlı olarak jiroskopun pozisyonunun değiştiğini görmüş olacağız. Yani cihaz sabit olacak, gözlemci e, değişkenlik göstermiş olacak. O yüzden de aralarında bir sapma meydana gelecek. İşte bu sapma miktarı özellikle işte ekvatorda on, saatte 15.4 dereceyi bulabilir. Bir gün boyunca dünyanın döndüğünü kabul ederseniz jiroskop sabit kalsa bile e, yaklaşık olarak 360 derecelik e, bir hata olacağı anlamına gelir. Burada söylenmek istenen olur arkadaşlar. Yani caroskopunuzu siz herhangi bir yönsel gösterge olmadığı için bıraktığınız yerde kaldığı için referans olarak bu caroskopunuzun belli aralıklarla yönsel olarak e, doğrudan okumalı pusulalarla bizim normal bildiğiniz pusulalarla bunu düzeltmeniz lazım. Ve bunu ne kadar sık düzeltirseniz hata ihtimaliniz o kadar azalır. Çünkü bir saatte bir düzeltme yaparsanız belli bir yöne gitmek istiyorsunuz. Örneğin 360 yöne gitmek istiyorsunuz. 15 derecelik hata yaparsanız 14 yönü veya 250 şey 15.4'lük bir hata yaparsanız o zaman ne yapmış olursunuz? 15 derece sağ taraf, 15 derece sol taraf veya yönsel olarak bir sapma miktarı meydana gelmiş olur. O yüzden de bu sapma durumunu ortadan kaldırmak istiyorsanız bunu belli aralıklarla 15 dakikada bir doğrudan okumalı pusulalarla e, düzeltme yapmanız gerekir. Jiroskobun pozisyonunu gerçek yön pozisyonuna göre düzeltme yapmanız gerekir. Jiroskobumuzun genel yapısı e, ekranda gördüğümüz gibi bu daha çok ile çalışan hava tahrikli bir eee örneği. Bizim burada iç kısımda jiroskopumuz ve bunun çevresinde de iki tane serbestlik derecesine sahip bir <laughs> yalpa çerçevesi var, gimbal dediğimiz. Bakın bir tanesi şurada şöyle bir diğeri de şu şekilde. Biz bizim bu Jarvis konumuz ilk etapta bunu belli bir referansla yerleştirmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Bunun yerleşimini sağlayabilmek için şu eksen üzerinde bu Jarvis konumuz bizim 360 derecelik dönmeye tabi oldu. 360 derece boyunca döndürebiliyorsunuz. Yani bu ne demektir? E, yön göstergesi olduğuna göre işte 360 derece boyunca her yönde istediğiniz referans noktayı belirleme şansına sahipsiniz demektir. Aynı zamanda işte pitch hareketlerinden etkilenmesin diye jiroskopumuzda şu eksen üzerinde de bakın şurada eksenimiz vardır. Bu eksen üzerinde de bizim jiroskopumuz 55 derece yukarı ve 55 derece aşağı tarafa doğru serbest hareketini gerçekleştirebiliyor. E tekrar söyleyelim bunu. Biz bu jiroskopta şu şekilde bakın bir nabımız var. Bir nab. Bu nabı döndürerek jiroskopumuzun pozisyonunu ayarlıyoruz. Yani dünyayı düşündüğümüzde biraz önceki söylediğimiz olay. Biz işte coğrafi kutuplarımız vardı hatırlarsak. Coğrafi kol diyelim. Işte bizim manyetik kutuplarımız vardı. Siz uçakla bir noktadan başladığınızda evet manyetik olarak hangi yöne doğru gitmek istiyorsunuz? Gitmek istediğiniz yönü ayarlayıp evet gyroskopunuzun ilk pozisyonunu belirlemiş oluyorsunuz. Daha sonrasında gyroskop pozisyonunu hiç değiştirmeyeceği için hiç değiştirmeyeceği için, hep aynı pozisyonda kalmaya çalışacağı için sizin uçağınızın hareketine bağlı olarak bu eksenlerinizde et evet, bir dönme hareketi meydana gelir. Şu çerçevelerde bir dönme hareketi gelir. Recaire sabit kaldığı için uçak değişken, değişkenmiş gibi olacak. Siz buradaki açısal değerleri alırsanız kaç derece dönüş yapmış olduğunuzu referans noktanıza göre belirleyebilirsiniz. O yüzden de bizim amacımız direction göstergesinde belli bir yöne doğru gitmek olduğu için ve bu cihazda gerçek kuzey bilgisini almadığı için, yani kuzey bilgisini e, bu göstergenin içerisine iletmemiz lazım. Ne iletmemiz lazım? Buradaki nav'ı kullanarak iletmemiz lazım. O yüzden de bu işlemi ne kadar sık, o kadar has, az hata yaparsınız. Örneğin işte e, 15.4 derecelik bir hata varsa saatte bir, siz yarım saatte yaparsınız. 7.5 derece hatalı gitmiş olabilirsiniz istediğiniz noktaya göre. 10 dakikada bir yaparsınız. O zaman da ona göre daha az e, bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Sürekli olarak bunu güncellememiz gerekir bir uçuş sırasında. Evet göstergemizin ekranı bakın şöyle gördüğümüz gibi yönsel bir bilgi olduğu için bize yav ekseni üzerinde bir bilgi verdiği için 360 derece ile e, ifade edilmiş olacak. Buradaki e, çizgilerimiz küçük çizgiler 5 dereceyi göstermiş olacak. Uzun çizgilerimiz yaklaşık olarak 10 dereceyi göstermiş olacak ve yaklaşık olarak işte 30 derecede bir de bu ekran üzerinde isimlendirme gerçekleştirmiş olacağız. Buradaki üstte görmüş olduğumuz uçak sembolümüz sabit olacak. Buradaki sonradaki uçağın yaptığı, ha yaptığı harekete bağlı olarak e açısal değerlerimizi ekran üzerinde göstermiş olacaktır. Şu an mesela eğer e biz öncesinde bakın Diyelim ki bizim manyetik pusulamız var. Ee, doğrudan okumalı pusulamız var. Doğrudan okumalı pusulalar nedir? Bizim günlük hayatta karşılaştığımız pusulalar. İçerisinde bir e, ibresi vardır ve bu ibre sizin dünyanın manyetik olarak e, kuzey güney istikametini gösteren bir gösterge oluruz. İki şekilde e, burada kullanmış olduğumuz cairoskolumuz e, hareket sağlayabiliriz, tahrik edebiliriz. Bunlardan bir tanesi e, elektriksel olaraktır. Bir tanesi de havayla Tahrik işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Daha önceki sunumlarda bunların avantaj ya da dezavantajlarından bahsetmiştik. İşte hava ile tahrik sistemleri daha ucuz olduğu için genel havacılık uçaklarında veya elektriğe ihtiyaç duymadığı için büyük uçaklarda, daha gelişmiş uçaklarda yedek gösterge olarak karşımıza çıkabiliyorlardı. Burada tabii en önemli parametrenin bir tanesi carioskobumuzun pozisyonunun etkileyecek faktörlere karşı düzeltilmesi işlemiydi. Şöyle gene ekran üzerinde görmüş oluyoruz. Bu göstergenin içerisinde bizim Directional Gyro dediğimiz gyroskobu kullanıyoruz. Dikkat edersek Directional Gyroskobumuz bizim şu şekilde şu eksen üzerinde bulunuyordu. Bakın şu eksen üzerinde uçak yönüyle aynıydı. Bunun dışında başka bir gyroskobumuz daha vardı. Karşılaştırma olsun diye söylüyorum. O da Vertical Gyro, dikey gyroskoptu. O da dikey eksen yerleştirilerek çalışması sağlanmış oluyordu. Burada bakın tekrar edersek gyroskopumuz yüksek devirlerde dönüyor ve pozisyonu hep aynı tutmaya çalışıyor. Yani ilk yerleştirdiğimiz pozisyonda kalmaya çalışıyor. Ama uçağımızın hareketine bağlı olarak biz şu e, çerçevemizde ya da diğer çerçevemizde hiç hareketine bağlı olarak e, sapma meydana geliyor. Buradaki hata saat farkı alıp göstergen üzerine biz ne yapmış oluruz? Bu bilgiyi göndermiş oluyoruz. Uçağımızın hangi yönde ya da ilk yerleştirdiğimiz yönde referansı ilk girdiğimiz yönde gidip gitmediğini yanlış ölçüm yapmış oluruz. Elektrikli jiroskoplarımızın içerisinde elektrikli bir rotor bulunuyordu özellikle söylemiştik yaklaşık 24 bin devirlerde döndürüyoruz bu AC Sincap kafesli bir rotor şeklindeydi ve rotor dönen kısım bizim motorun dış kısmında bulunuyordu. Normalde iç kısmında bulunur rotorlar. Burada dış kısmında bulunuyordu. Eğer Cairoskopun daha iyi çalışmasını sağlayabilmek için.